Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Çünkü gerçekten dünyanın kırılma noktasının yamacından sesleniyoruz. Verimli ovalar, tarımın başladığı yer burası. Burada ilk bulunan figür aslında o taş değil. Ama sabah erken saatte o fırtınaya rağmen birileri gelip heykelimizi elimizden çalıyor. Üzücü bir sıkıntı. Ertesi sabah geldiğimizde heykel ortada yok. Nereye gitti, nasıl gitti bilmiyoruz. Bu kapama olmasaydı bu kadar korunaklı bir şekilde günümüze ulaşmamış olacaktı. Üstü bilinçli bir şekilde kapatıldığı için dışarıdan farklı çeşitli toprak getirilmiş. Stonehenge'in etrafında bulunan kemik kalıntıların DNA analizleri yine Mısır ve Anadolu topraklarından gidenlerin Stonehenge'ini yaptığını ortaya koydu. Son çalışmalar. Avcı toplayıcı, avcı 3 tane kelime öğretmişler. Bütün sistemi ona bağlamışlar. Onu da maymuna bağlamışlar. Bakın bunu kim yaptıysa benim hatam bu. Ben vatandaş olarak bunun peşine düşüyorum. Dedene de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Onun fark ettiği o detay evet. Dünya mirasına böyle bir şeyi armağan etti. Evet, 12.500 yıl öncesine getirdin bizi Hakan. Yine buradayız. Güzel bir günde, güzel bir ekiple. Ezber Bozan ekibiyle beraber. Harika bir grubumuz var. 80 kişiye yakın bir ekiple. Hakikaten mutluyum. Bu ilginin artmasından dolayı mutluyum. Gerçekleri görmemiz ve bunların önemini anladığımızın göstergesi olarak değerlendiriyorum bu ilgiyi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Katılanlara da, bizleri izleyenlere de. Çünkü gerçekten dünyanın kırılma noktasının yamacından sesleniyoruz. Tam olarak bize ne anlatıyor, ne ifade ediyor bu 12.500 yıl öncesinden ortaya çıkan bu manzara? Şimdi buradaki yapıları öncelikle şöyle ele almamız lazım. Burada gördüğünüz gibi öbeklenmiş yani çeşitli bölgeler var. Evet. Bu yapıların hepsi aynı zamanda yapılmıyor. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Bunların en eskisi işte 11.500-12.000 yıllık olmasına karşın. Ortalama işte 200-250 senelik zaman dilimleriyle birbirinden farklı olarak bu yapının bu hale gelmesi yaklaşık 1300 yıl sürmüş. Şimdi burada 1300 yıl sürmesi bize çok daha karmaşık başka sorular ortaya çıkartıyor. Çünkü buraya işte tapınak olduğu düşünülüyordu ama bu görüşten de vazgeçilmek üzere. İlk etapta tapınak olarak düşünülüyordu. Ama sonrasında tapınak olmadı. Hatta senin yapmış olduğun önemli bir çalışma. Buranın kadim bir usturun ap olduğunu söylemiştin sen. Evet, düşünüyorum. Hala aynı görüşü paylaşıyorum. Neden takip ediliyordu o zaman burada? Şimdi burada aşağıki vadiyi hepiniz gördünüz. Arkamızda Mezopotamya Ovası var, vadisi var, delta topraklar, verimli ovalar. Tarımın başladığı yer burası. Bakın insanlık ilk defa yerleşik düzeni bilinen haliyle Göbekli Tepe'de bu mevkide geçiyor. Tarım başlıyor ve Karacadağ yakınlarında bulunan sönmüş bir yanardağdır kendisi. Orada einkorn adlı bir bitki bugün kullandığımız 68 tane tahılın atası yine buradan çıkıyor. Ve hayvancılığın evcilleşmiş hayvan yaşamı yine bu bölgeden bu dönemden insanlık hayatına geçiyor. Ve bunların hepsinden önemlisi gördüğünüz gibi çok gelişmiş bir mimari var. Bu mimariyi hangi dili konuşuyorlardı bilmiyoruz. Bakın dillerini bilmiyoruz. İletişim kurup kurmadıklarından haberdar değiliz. Dinlerini de bilmiyoruz. Hani tapınak olabilir diyoruz. Çünkü baktığınız zaman yapıların kullanım alanına baktığınız zaman ahır deseniz, ağıl deseniz çok uygun değil. Giriş kapısı yok. İç koridorlar var ve geçişlerde kapılar yok. Yani bunlar hayvanların ve insanların gündelik kullanımına ya da ambar depo gibi kullanımı için bu kadar muamma yapıları yapmanın manası yok o devirde. Ve aralıklarla 200-300 evet. sene aralıklarla 1300 sene boyunca burada yaşayan bir kültür olduğunu göstergesi. Yani sadece gelişmiş bir kültür yahut yerel bir halk bunu yapar 300-500 sene yaşar sonra bir savaşta kılıçtan geçirirler ölür gider. Böyle bir şey yok. Bakın sadece burası. Bu kompleksin hemen yanında yeni açılan yeni bir kazı alanı var. Ve orada bu kompleksin tamamı kadar tek bir alanda tek bir yapı var. Ve oradaki çok önemli bir taş bulundu. Tek bir taşın üstünde 50'ye yakın hayvan figürü var. Hepsinin hayvanların hepsi sol tarafına bakıyor. Sadece tek hayvan hariç. Orada o hayvanda kuş, buradaki kuş figürüsü, figürü olan hayvan. Karşıda göreceğiz onu. D yapısının olduğu şu karşıki şeyde, komplekste. Ve orada da yine bir kuş figürü var. Şimdi burada görüyorsunuz,
Bakın boğa figürünü görüyorsunuz. Aşağıda tilki, kurt, köpek var ve aşağıda bir çeşit kuş türünü görüyoruz. Burada da yılanları görebilirsiniz. Şu yatık olanda bakın bir sürü yılan. Hemen karşımızda timsah var. Evet, orada da bir timsahvari bir varlık. Sürüngen var. Evet, bir sürüngen görünüyor. Şimdi bunları tabii ki herkes kendi bilgi dağarcığıyla, yorumuyla kendi fikirlerini dile getiriyor. Şimdi benim düşüncem şu. Bu Neolikör denilen yakın bir bölge var burada. Aynı yapılar orada da bulundu. Hatta Göbekli Tepe'nin keşfinden önce Klaus Schmidt Neolikör'de çalışıyordu. Ve burada ilk defa bakın şurada şu gördüğümüz kayanın uç kısmı özellikle buranın arazi sahibi tarlasını süremediği için zorluk yarattığından kırılmaya çalışılıyor ve küçük bir parçasını kırıyor ve bakıyor ki bu hani sökülecek değil, derine gidiyor ve ondan sonra kazı yapılınca üstündeki figürleri görmesi üzerine arkeoloji müzesine götürüyor ve buradan haberdar olunması sağlanıyor. Ama burada ilk bulunan figür aslında o taş değil. Taştan önce küçük bir heykel var yaklaşık bu boylarda. Böyle bereket tanrısı ile ilgili böyle bir erkek figürü var. Ama tabii hani bunlar dinimize uygun değil falan diye gündeme getirilmemiş. Ve şeyde çok uzun yıllar kalmış. Klaus Schmidt yine burada çalışmalar yaparken Neolikör'de şimdi orası da sular altında kaldı. Ve gideceğiz. Hasankeyf'i de göstereceğim. Orası da sular altında kaldı. Ama bunların hepsi bu yapılarla kardeş yapılar. Hepsi 12 bin yıllık yapılar. Yani buraları kim yaptıysa tabii ki birbiriyle bağlı olarak yaptı. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Bu topraklar kimin? Neresi burası? New York değil, Paris değil. Burada 12 bin sene önce yaşayan da bizim atamız değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti demek doğru tabii ki olmayacaktır. Ama Anadolu topraklarının ataları bunu yapmış diyerek yani biz bunları tabii ki kendi atalarımızla ilişkilendireceğiz. Çünkü Türkler de bu kadar eski. Yani Atatürk Anadolu 7000 yıllık en az geçmiş olan Türklerin yurdudur derken bunu tabii ki Göbekli Tepe çok daha eskilere çekti. Ama bunları Türklerle alakası vardır dediğiniz zaman müthiş bir tepki geliyor. Ne yapalım yani Antarktikalılar gelip yapmış mı desek daha mantıklı olacak. Tabii ki bizle alakası olması lazım iyisiyle kötüsüyle. Çünkü üzerinde ay yıldız benzeri motifler de var. Evet. Bu motiflerin aynısı. 17 milattan önce 17 bin yani 19 bin yıl öncesinde Orta Asya'da Hakasya Türklerinde de kullanılıyor. Yani alakası var derken bu bağlantıları görüyorum. Bakın şurada şu set gibi olan yerde biliyorsunuz bir heykel çalınma olayı yaşandı. O bulunan heykel burada, çok kritik evet, değil mi? Aynen tespit öyle. Tespit için yani daha doğrusu buranın soybağını ortaya çıkaracak bir heykel. Kesinlikle. Yani çok kritik bilgileri bilimsel olarak ispatlayacak bir heykeldi ama bir maalesef... Bir gün boyunca buradaydı ama sonrasında yok oldu. Daha doğrusu çok fırtınalı bir akşam tesadüfen bulunuyor. Suların bu kanal açmasıyla fark ediliyor. O fırtınaya rağmen tabii çok önemli olduğu için çalışmalar gece yarısını geçer hale kadar devam ediyor. Ama Klaus Schmidt işte aman bırakın yarın sabah alacağız diye çok diretiyor bu konuda. Ve sabah geldiklerinde maalesef ki bulamıyorlar. Yani birkaç saat geçiyor. Geç saate kadar zaten çalışılıyor. Ama sabah erken saatte o fırtınaya rağmen gecenin köründe birileri gelip heykelimizi bizden tarihimizi elimizden çalıyor. Üzücü bir sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah yenileri olmaz diyoruz. Peki Hakan burası aktif kullanılmış 1300 yıl boyunca. Sonrasında itinalı bir şekilde burası kapatılmış üstü küçük taşlarla. Niçin kapatılmış? Çünkü burası herhalde bir enerji ya da frekans yayıyordu. Bunu mu engellemeye çalışmışlar? Şimdi tabii ki %100 bunların cevapları yok ama şuraya baktığınız zaman görüyorsunuz rastgele atılmış taşlar değil. Evet. Bunlar hepsi özenle kapatılarak burası terk edilmiş. Yani buranın kapatılması da lojistik olarak çok sıkıntı verici bir süreç aslında. Yani eğer kötü bir şey savaşta yok edildilerse kimse burayı kapatmakla yağmalar gider, yakar, yıkar ve bunlar kutsal sayıldığı için ve önem verildiği için belki de zamanı geldiği zaman tekrar kullanılmak ya da yeniden açılacağını umut ederek buraları özenle kapatmışlar. Ve bu kapama olmasaydı bu kadar korunaklı bir şekilde günümüze ulaşmamış olacaktı.
ve bu bilgileri edinemez olacaktık. Şimdi burada bakın şu karşıdaki şeyler 7 küsür metre. Hı hı. Burada da taşları görüyorsunuz. En az 3 metre. Tabii 3-4 metre daha fazla belki. Bunların anlamı ne bu tesisinlerin? Yani şimdi etrafta farklı sayıda çemberler var ama genelde burada da Nevali Çörü'de de 12 tane sütunun ortasında 2 tane büyük sütun. Bütün şeyler genel anlamda bu şekilde yapılmış. Kimse bunların hani tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor. Ama geçen turumuzda Klaus Schmidt'in, buranın kaşif olan Profesör Klaus Schmidt'i, eşi Çiğdem Schmidt, tüm bu araştırmaların içinde olan bir insan. O da bir arkeolog. Sağ olsun onunla görüştük, konuştuk ve seminerime de katıldı kendisi. Çok önemli bir bilgi verdi bana. Bu beni mesela çok düşündürdü. Karşıki iki tane büyük sütun, evet, biraz yamuk şekilde tam yerinde bulunmamış kazılar sırasında ve kazdıkça yani yerinin ne olduğu belli olunca onu işte düzgün bir şekilde halatlarla kaldırılmışlar ve kısa bir mesafe sürmeleri, yani tamamen ağırlık kalmasın diye sürüyerek onu çekmişler yerine oturtulurken. O kadar net ve kuvvetli tek bir ton çıkardı ki diyor, bir müzik aletinden çıkar gibiydi diyor. Tek bir ses çıkardı. Yani kayadan böyle, bir ses çıkmış. Evet. Aynen öyle ve bu ses herkesi inanılmaz etkiledi dedi. Yani bir müzik aletinden çıkan bir şeye benziyordu dedi, yani müzisyen olarak. Aynen. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Bunun aynısı mesela 160 bin yıl öncesine Güney Afrika'da bulunan yine bu tarz yapılar, çemberler, kaya çemberler bulundu. Buradaki taşlar da silika yapısı çok farklı ve birbirine vurulduğu, sürtüldüğü zaman yine çok çok enteresan şekilde ses çıkartıyor. Şimdi ben bunların incelenmesi gerektiğini düşünüyorum bir. İkincisi bu karşıdakine baktığınız zaman mesela bu D sütunu neredeyse bize dik bir açıda duruyor. Ama şurası yaklaşık 45 derecelik bir açıyla bakıyor. Evet. Şimdi farklı zamanlarda farklı açılarda yapılmış olduğunu görüyoruz. Neden aynısını yapmadılar? Neden yani ritüel olmalıysa yıkıp büyütebilirlerdi. Hı hı. Çünkü o teknolojiyi... Hepsi aynı tarafa bakabilirdi. Hepsi eğer aynı işe yarıyorsa aynı şekilde yapılması lazımdı. Figürlerin de aynı olmadıklarını görüyoruz. Evet. Şimdi figürler değişiyor, açılar değişiyor ve aradan işte 150-200 yıl geçiyor. Yeni bir yapı yapıyorsunuz. Bunun da mantıki bir açıklaması olması lazım. Burada neyi düşünüyoruz? Tabii yani buna katılmayan ana akım arkeoloji pek sıcak bakmıyor bu konulara ama biz arkeolog değiliz. Araştırmacı olarak biz her tür şeye rahatlıkla bakabiliyoruz. Biz buraya şey dedik ya, kadim bir usturlap, yani gökyüzü gözlemleri yapılıyordu. Şimdi, o noktadan yola çıkarsak. Burada şu ana kadar bulunan ahşap bir kalıntı yok. Şimdi 12 bin yılda ahşap mı kalır diyeceksiniz. Ya en azından izi kalır. Yani kendisi kalmasa da küçücük bir şey de olsa bir onun yani bir rengi, yapısı şeyi mutlaka bir şey olur. Yani bir çatı kullanıldığına dair henüz kesin bir kanıtımız yok. Zaten ortadaki sütunlar çevredekilerden de bakın çok daha yüksek. Evet. Görüyorsunuz şu özellikle karşıda çok net olarak. Nasıl bir çatı olacak yani, neden? Hepsi aynı olsaydı belki düşünülebilirdi. Ama çatısı olmadığı düşünülüyor. Şu ana kadar netleşmedi. Şimdi çatısı olmayan böyle bir yer. Kışın dağın başı burası, en yüksek noktadasınız. Hem sıcağı yiyorsunuz, sıcaktan korumuyor, soğuktan korumuyor, yağmurdan, kardan, çamurdan, hiçbir şeyden korunaklı değil. Bu işte o yüzden zaten olsa olsa tapınak dedi demelerin temel sebeplerinden birisi bu. Neden böyle bir yapılsın? Şimdi ben de diyorum ki Afrika'da bulunan bu Adem'in takvimi denilen 160 bin yıllık şeyin yıldızlara konumlandığı tespit edildi. Hatta Orion yıldızının 160 bin yıl önceki iz düşümüyle alakadar yapıldığı tespit edildi ve yine Anunnakiler karşımıza çıktı. Enki'nin takvimi olarak Enki ile ve kardinal yönlerle bağlantısı ispatlandı. Şimdi 160 bin yıl önce aynı sistemde yapılan bir yer gökyüzüyle ilişkili ise neden 12 bin yıllık bir yer ilişkili olmasın? Dün hep beraber gittik. Nerede gördük bunun örneğini? Nemrut'ta. Nemrut'ta dünyanın ilk horoskobu vardı. Bir aslanın üstüne kabartma olarak çizilmiş yıldız haritasıydı bu. Peki yıldız haritasının konumları bilimsel olarak incelendiği zaman neyi buldu bilim insanlarımız? Şunu söylediler. Tek bir tarihi, hatta dakikasına kadar milattan önce 62 yılının 14 Temmuz akşamı saat 19.37 gösteren bir zaman. Onu resmen oraya gökyüzündeki o zamanı
yansıtmışlar. Kopyalamışlar. Orada ne olduğu bilinmiyor. Şimdi Antiyokos'un doğduğu ya da babasının tahta çıktığı zamanla ilişkili olduğu düşünülüyor. Ama özel bir timing. Orası başka bir konu. Bizim bu alanda ilgilendiğimiz kısmı neresi? Bakın 2000 sene önce yapılan bir şey. Çok net astrolojik, astronomik yıldızları takip ediyorlar. Bunu önemsiyorlar ve bunu kullanmayı biliyorlar. Şimdi 2000 yıllık var adam. Var. Ve maalesef bu hastanın da başına gelenleri anlattım. Şu an konteynerde zarar gördüğünü üzülerek söylemiştim sizlere. Burada 2000 yıl önce kullanılıyor. 3000 yıl önce de kullanılmış olabilir, 5 de olabilir. Bu sistemin ne kadar geri gittiğine dair henüz kesin bir bilgimiz yok. Ama şimdi 160 bin yıl önceye gittiğiniz zaman yine aynı bilgiler kullanılıyorsa, dolayısıyla 12 bin yıllık bir bölgede de aynı sistem kullanılmış olabilir. Çünkü benim bakış açımı, herkes beni tanıyanlar gayet iyi biliyordur. Dünyada ben evrimin ilkelden gelişmişe düz bir çizgi çektiğini asla kabul etmiyorum. Gelişmemiş çağlarda çok gelişkin kültürlere ait, işte şekil bir ağda görüldüğü üzere yapılar var. Hem de dünyanın her yerinde var bu yapılar. Ve bu yapılar Mısır piramitleri, Bosna piramitleri, işte bizim Nemrut Dağımız, ondan sonra Adem'in takvimi, Göbekli Tepe, Karantepe, bakıyorsunuz bunlara. Hepsi bunların astronomik hizaları, yıldızlardan bahsediyor. Ve yıldızlardan gelen tanrılardan, bunlar gökyüzünü çok sevdikleri için değil, tanrı dediği varlıkların iletişiminden bahsediliyor. Ve bu varlıkların bir şekilde ibadet ya da iletişim için kullanılan özel alanlarından, artık insanlar mı kullanıyordu, tanrı dedikleri varlıklar mı gelip giderken kullanılıyordu, orası da bir muamma. Tabii bu konular bazılarına çok itici, yabancı ya da böyle hikayeymiş, masalmış akılcı gibi gelebiliyor. Evet. Ama bu konuları araştırdıkları zaman bu konuların aslında çok düşünülmesi gereken bilimsel ayaklarının olduğunu da görecekler. Klaus Schmidt, yine tanıdığımız bir arkadaşımıza, arkeolog bir arkadaşımıza bir toplantıda şöyle bahsetmiş. Diyor ki, Anunnaki dediğimiz varlıklar, o tanrısal varlıklar, Karsak adlı bir dağın tepesinde yaşıyorlardı. Bu dağın altında da insanlar yaşıyordu ve Anunnakiler dünyaya ilkel bir höyükten geliyordu diyor. Bakın, orası ilkel bir olmasın. Orası Göbekli Tepe olabilir diyor ve bu ismi, tabii ki 12 bin sene önce Göbekli Tepe değildi buranın ismi. Neydi? Duku. Duku. Evet, Duku. Yani o da yükseltici eşik. Yükselten eşik. Yani bugün asansör ya da ışınlanma ya odası da boyut deseniz. Boyut kapısı de. Gibi. Yıldız geçidi de. Diyebilirsiniz. Peki bu üzerindeki figürler, mesela boğa, evet, kurt. Hı hı. Bunlarla ilgili çok güzel bir açıklaman var senin. Şimdi yine ben kendi düşüncemi söyleyeceğim tabii ki bu aşamada. Buradaki figürlere baktığınız zaman bu figürlerin sadece burada kullanılmadığını görüyorsunuz. Yani baktığınızda dünyanın her yerinde bu figürler var. Ve en önemlisi, bu bölgede kimler bu figürleri kullanıyor? Türk mitolojisine baktığınız zaman astroloji zodyak takviminde yine bu hayvanlarla karşılaşıyoruz. Şimdi biraz sonra göreceğiz, buradan görünmüyor ama muhteşem bir aslan kabartması var az ileride. Yani aslan burcu, işte Sirius kurt köpek takım yıldızı, İşte boğa takım yıldızı, sonra işte yine Cygnus, yine o da bir yıldız sistemi, takım yıldızı. Bunlar gökyüzünde bizim bugün hala kullandığımız takım yıldızların sembolleriyle örtüşen figürler. Şimdi örtüşmeyenler de var ama burada mesela onu da göreceğiz birazdan. 7 tane dodo kuşumuz var. Ama aslında 7 kardeş, kız kardeş denilen Pleiades sisteminde de 7 tane yıldız var. 12 bin sene önce belki de onlar da onu işaret ediyordu. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Bu yani gözle... şu mu? Figürler gökyüzünde bir takım yıldızları mı işaret ediyor bize? Bence olabilir. Büyük bir ihtimal böyle olabileceğini düşünüyorum. Mesela kurt işareti. Sirius. Sirius diyor. Evet. Çünkü baktığınız zaman takım yıldızının, şimdi kurt mu tilki mi? Şimdi baktığınız zaman birisi kuyruğu fazla böyle tüylü gibi, kalın gibi. Aa, bu diyor tilki. Şimdi diyorum ki bunlar yıldız sistemi. Yıldızın kuyruğunda tüy olmaz. Yani tüyünün kısası uzanı olmayacağı için kurt da dersin, tilki de dersin. Adam bir şey betimlemeye çalışmış. Aynen, geneline ve özüne bakmamız lazım. Detaylarda boğulup savrulmamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bazı şeylerde bakın, karşıda deliği görüyorsunuz değil mi? Tam karşımızda bir delik var. Evet, taş tam oyun. Karşıda. Evet, aşağıda. Tam karşıda. Hı-hı. Ve onların yanda da bazılarında delikler var. Şimdi bu delikler ne işe yarıyor?
Diyorlar ki oraya mum koyuyor. E yan tarafta yan olarak mı koydu? Bazısının üstünde, bazısının yanında, bazısının karşısında. Ben bunların usturlap gibi belli yıldızları, belli tarihleri hesaplamakta kullanıldığını düşünüyorum. Nereden bu fikre kapılıyorum? E Stonehenge'de de bu böyle. İngiltere'ye bakıyorsunuz ve bugün bakın kimse, yani ben Türk'üm, Türklüğümle de gurur duyuyorum. Türkler kadar tarihi eskiye giden de başka hiçbir dünyada millet yoktur. Bunu da gururla söylüyoruz. Şimdi baktığınız zaman Stonehenge'in etrafında bulunan kemik kalıntıların DNA analizleri yine Mısır ve Anadolu topraklarından gidenlerin Stonehenge'in yaptığını ortaya koydu son çalışmalar. Yani Stonehenge bile aslında Anadolu insanının DNA'sıyla, tarihiyle alakadar çıkıyor. O yüzden sen de her şeyi Türklere bağlıyorsun, şeylerini, eleştirilerini yapmadan önce siz Türklük tarihini ne kadar biliyorsunuz da başka nereye bağlayacağımızı söyleyin, bizi de aydınlatın. Kabul etmiyorsanız karşıya bu böyle değildir demek değil, yerine bilimsel bir şey koymakla cevabınızı rica edeceğiz. Buradaki figürlerin gökyüzü sistemleriyle alakadar olmasını, işte dediğim gibi dünyadaki benzer yapıları kıyasladığımızda görüyoruz. Stonehenge dünyadaki bilinen ilk güneş ve ayın hareketlerinin hesabını yapan analog bir bilgisayar. Ne demek bilgisayar? O devirde bilgisayar mı olur derler gibi kulağımda sesler çınlıyor şimdiden. Hemen cevaplarını verelim. Tabii ki olur. Şimdi biz bugün bilgisayara bakıyoruz. Ay tutulması ne zaman? Şu kadar önce, şu kadar sonra. İşte güneş tutulması, ekinoks tarihleri. Bunları bilgisayara soruyorsunuz, o da cevabını veriyor. Stonehenge'e gittiğiniz zaman da o hizalanmalara bakıyorsunuz. Ne kadar zaman var güneş tutulmasına, ne kadar zaman var ekinoksa, ne kadar zaman işte gün dönümü, işte gün beri, gün ötesi, gün beri. Bunların hepsinin hesabını yapabiliyor. Hem ayı hem de güneşin kombinasyonlarını hesap edebiliyorsunuz. Şimdi o dönem için o teknoloji de çok ileri. Buradaki 12 bin sene önce avcı toplayıcı, avcı 3 tane kelime öğretmişler. Bütün sistemi ona bağlamışlar. Onu da maymuna bağlamışlar. Ve yani insanlığımızı, Türklüğümüzü kusura bakmayın. Ben yani maymundan doğal seleksiyon yoluyla evrimsel olarak geldiğimizi kabul etmiyorum. Bilimsel de bulmuyorum. Ve bunu iddia edenlerin bilimsel sahtekarlıklarını da başka programlarda sizlere dile getiririm. Herkes gerçekleri görsün istiyorum. Şimdi burada başka bir teknoloji var. Burada dinlerin, mitolojilerin ve bu teknolojilerin arkasında çok gelişmiş başka bir şeyler var. Şimdi bunu uzaylı mı dersiniz, Anunnaki mi dersiniz, gökten melek mi geldi, tam cin mi geldi? Tam oraya geleceğim. Ne dersek o herkesin inancıyla ilgili bir şey. Tamam, kadim bir usturlap gökyüzü izleniyor ve gökyüzünün yıldızların pozisyonuna göre burada gerekirse bir takım ritüeller yapılıyor. Olabilir, muhtemel. Gelenle gidenlerden bahsediyoruz. Hı hı. O zamanki insan olduğu Tanrı dediği varlıkların gelip gittiği bir yıldız geçti olabilir mi? Şimdi olabilir, kesin bir şey söylemek mümkün değil. İhtimal. Bakın bunu Klaus Schmidt bile bu Duku olayının, yani hani ilkel öğük gelip gittikleri anlamakları yer burası olabilir mi acaba diye bir konuşmasında sorgulamış. Şimdi o bile sorgularken diğerleri neden sorgulamıyor? Klaus Schmidt'ten daha mı iyi biliyorlar? Yani bu kadar işin içinde bulup keşfeden insan bile böyle düşünebiliyorsa, soruyorsa bilim sorgulayarak ilerler. En saçma şeyi bile sorgularsın, ondan sonra araştırırsın, deneyini yaparsın ve ona göre cevabını bulursun ki öyle de olmalı. Şimdi bakıyorsunuz burada, bu fiziksel bir iletişim şekli olabilir. Yani boyut kapısı, enerjisi, belki bir ritüelle bir şey yaratıyordu. Onu bilemeyiz ama mümkün müdür? Bana göre inanılmaz değil yani. Olabilir o teknoloji kullanırsa. Ama bu fiziksel bir iletişim yerine elektromanyetik ya da enerjisel bir şey de olabilir. Yani nasıl Kızılderililer dumanla haberleşiyorsa, burada da tanrılarla haberleşmek için belli sana şeyler vermiş. Şu yıldız şuraya geldiği zaman ne istiyorsan gel et duanı ben yapacağım diye mesela örneğin düşünün ve orada o ritüel yapılıyor. Çünkü o hizada alınan o tarihteki sinyal o gezegene net bir şekilde gidecektir. Bilgisi verilmiş. Yahut bilgi, kanal bilgisi ilk defa kullanılıyor olabilir. Yani buranın enerjisiyle, ondan sonra hizalanmalarıyla tanrılardan gelen bir enerji, bilgi bazı kahinlere, kohenlere buralarda veriliyor ve onlar da halkla bunu paylaşıyor ve olabilir.
bunu yönlendiriyor olabilir. Yani bunların hepsi yine İhtimal. Farklı boyut ve varlıklarla iletişim şekli, onlara ibadet, onlarla haberleşme, onlarla görüşme, gelme gitme işleriyle alakadar olabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak da tabii ki bunların hizaları çok önemli. Hemen şu bölgeye bakıyoruz. Aşağı doğru baktığımız zaman 5500 sene hiç görülmeyen bir yıldız tam bu Göbekli Tepe'nin yapıldığı tarihte ufukta beliriyor. Sirius. Bakın o güne kadar 5500 yıl buradaki gökyüzünde onu göremiyorsunuz. Ne zaman ki Sirius gökyüzünde beliriyor ve burada Sirius'u baz alan bazı yapılar olduğu Fikirler da var. Yani hizalanmış ona göre bazı yapılar var. O yüzden bu yapılarında başka neler var? Tabii bunları akşam detaylı anlatacağız seminerde ama şimdi bu programda kısaca geçeceğim. Sirius bunların içinde, bu sistemin içinde olduğunu düşünüyorum. Ve Deneb. Bakın çok önemli bir yıldız. Çünkü Deneb Ku takım yıldızının alfasıdır. Yani en parlak yıldızıdır. Şimdi bakıyorum tutarlı bir şey oluşturuyor mu diye. Öncülüğüne sonuncülüğüne sonrasına bakıyorum olayın. Ve Deneb ile ilgili Kızılderililerden tutun, Mayalara kadar tutun, Mezopotamya kültüründen Mısır kültürüne kadar Deneb ile ilgili inanılmaz hikayeler var. Tapınç var, dini figürler, hep Deneb ile ilgili hizalanmalar var. Ki Mısır piramitleriyle de ortak, o da Deneb ile ilgisi vardır. Ve bakıyorsunuz buna, bu kadar ortak yönün olması, yani dediğim gibi bu düşünce sistemimin temelini oluşturuyor diyebilirim. Harika. Şimdi dünyanın ezberini bozdu burası. Ama bunun dışında şimdi Karahan Tepe'ye de gideceğiz. Hı hı. Ve bölgede birkaç noktada değişik yerlerde kazılar yapılıyor. Bu bulunan yapıların bazıları ve yapılan bölgelerin bazıları Göbekli Tepe'den daha eski. Hı hı. Bunun için neler söylüyorsun? Ben yıllardır şunu savunuyordum. Göbekli Tepe'den daha eski yerlerin de çıkacağını ve... Yayında hatta 40 tane yer var dedin, açılmadı. Aynen öyle. Bilinen çok yer var ve hatta buranın ismini de bakanlığımız değiştirme aşamasında 12 tepe yapacak. Çünkü bu yapı sistemini aynı mimariyi kullanan hemen hemen aynı yaşlarda işte Boncuklu Tarla, Karahan Tepe, Göbekli Tepe gibi toplamda 12 tane yerin tespiti yapıldı ve burada Allah'a şükürler olsun ki kazı çalışmalarımız başladı ve artık yine şükrediyorum ki başlarında Türk arkeologlarımız ve yani hani buranın kültürünü bilen, tarihini, dini, inancını bilen insanların burada çalışma yapıyor olması çok gurur verici, sevindirici. Buradan çıkan sonuçlar bize çok daha net ayrıntılar sunacaktır. Ama diyorum ki buradaki o çalınan heykelin Hakasya Türkleri ile kullanılan sisteme çok benzeyen bir yapısı vardı. Ve Hakasya Türkleri biliyorsunuz milattan önce 17 binlerde, 19 binlerde yine ay yıldız figürünü kullanıyordu. Ve o heykeldeki yapıya benzer heykeller vardı. Ve bunlar bizi nereye götürür? Bir Türk bağlantısına, iki Orta Asya'ya. Benim tahminlerim, yani yaptığım araştırmaların çıkarımı sonuçlarına göre 16-18 bin yıla kadar bu buluntular Türkiye üzerinde, Anadolu üstünde geri gidecek. Ama ondan sonraki daha da eskiye giden örneklerini biz Orta Asya'da bulacağız. Neden? Çünkü Orta Asya'da milattan önce 12 bin yılından hemen önce 1500-2000 yıl kadar süren bir genç Dryas adlı mini buzul çağı var. Ve bu buzul çağında işte söylediğim bu deniz gibi görünen yerlerin hepsi buzuldu zaten. Evet. Türkiye üstünde onlarca buzul kütlesi vardı şehirler büyüklüğünde. Şehir kadar büyük. Ondan sonra ne oldu da burası buzul oldu? Ne oldu da bu buzullar eridi? Şimdi bütün dünyada böyle bir ani büyük bir iklim değişikliği gerekiyor. Muazzam. Yani o yüzden şunu bugünkü iklim curcunasına da çok şey yapmamak lazım. Bunlar zaten kozmik döngüler içinde sürekli olan şeyler. Bu kadar korkup panikleyecek bir şey yok. Birçoğu zaten başka amaçlar için körükleniyor. Ama o zaman da gerçekten çok büyük bir şey olmuş. Ve bu olan olay buradaki iklimi değiştirmiş. Ve buradan daha kuzeyini düşünün. Türkiye'de buzul varsa, hı hı, Sibirya'da ne vardı? Belki kilometrelerce kalında buzullar oluştu. İnsan yaşamına, hayvan yaşamına uygun değildi. Değildi ama bir şey oldu. İngiltere ortaya çıktı, Hollanda ortaya çıktı, İskandinavya ortaya çıktı ve buradaki buzullar da eridi. Şimdi burada buzulların erimesiyle
Bu alüvyonlu toprak, verimli bir toprak oluşuyor. Ama buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir? Fırat ve Dicle. Bakın bunlar şah damarı gibi bu bölgenin, hatta dünya insanının en önemli yaşamsal kaynakları. Çünkü tatlı su kaynaklarını da kaybediyorsunuz. Bana göre çok büyük bir manyetik kayma ancak dünya üstünde bu kadar şeyi ani bir şekilde değiştirir. Ani değiştirdiğini nereden biliyoruz? Çünkü Antarktika'da işte buzulların arasında mamut bulundu. Ve mamut midesinde yediği şeyi daha öğütemeden ve bir anda donduğu için, şoklandığı için ani bir ölüm var orada. Çok ani, 24 saat 48 saat geçmeden şoklanmış. Donmuş. Yani yavaş yavaş çürüyerek ölmemiş bu hayvan. Ve bir kaza belirtisi yok. Hani bir vahşi bir hayvanla boğuşmamış, kan kaybetmemiş, hiçbir şey olmamış. Ama ne olmuş? Aniden donmuş. Yani birkaç gün içinde sıcaklık öyle bir düşmüş ki koskoca mamut donmuş. Yani bu küçük bir hayvan değil, fare değil, sincap değil yani. Koskoca mamut donuyorsa diğer hayvanların halini, insanları siz düşünün. Bu kadar ani bir sıcaklık farkı olduğunu buradan bilimsel olarak bulunan kanıtlardan, biyolojik olarak anlıyoruz. Ayrıca yine buzulları böyle deliyorlar, böyle boru gibi sondajlarla. Oradaki her katmanı inceleyerek oradaki atmosferik koşullar hakkında bilgi sahibi olunabiliyor artık. Burada da işte geçmişe giden şeylerde bakıyorlar. Çok ani muazzam sıcaklık düşmesi yaşandığını ve bunun yaklaşık işte 1500-2000 yıl genç trias döneminde sürdüğünü biliyoruz artık bilimsel olarak. Bu buzul çağı aniden sona eriyor ve çok ani bir şekilde sıcaklık artıyor demeyeyim, normale dönüyor. Çünkü eski seviyelerine geri geliyor. İşte o zaman buradaki buzullar hemen bir anda eriyor ve tatlı su kaynakları oluşuyor. Tabii ki orada da insanın yaşamına elverişli, hayvanın, tarımın yapılacağı en ideal bölgeler burası oluyor. Ve kuzeyden, buzuldan ve bu iklimsel koşullardan kaçmak zorunda kalan o zamanki insanların buraya gelerek Anadolu coğrafyasında Sümer ve bizlerin atalarını oluşturduğunu düşünmekteyim. O yüzden hani Türk derken bakın Mu'dan sonra oluşan Uygur İmparatorluğu, bugünkü Uygurlar değil. Ama o zamanki Uygur İmparatorluğu'nun Sümerlerle bağlantısını, bizlerle bağlantısını çok iyi ortaya çıkarıyor değil mi? Bence böyle bir geçiş var. Ergenekon destanındaki kurdun da zaten Mu'yu temsil ettiğini düşünüyorsun. Hı-hı. Bu noktada o ani iklim değişikliği ve ardından halkların çeşitli coğrafyalara göç etmesi ve buraya da Orta Asya'dan Türk soylu Sümerlerin geldiğini gösteriyor. Aynen. Yani bilimsel yapılan son araştırmalar Sümerlerin de öncülünün olduğunu gösteriyor. Yani Sümerler de bir anda burada medeniyet işte kuruyor, yazı yazıyor, şey yapıyor. Burada bunu yapıyor. Ama Kazım Mirşen hocamız bunun bir anda gelişmeyeceğini, bir dilin gelişmesi için ve alfabenin oluşup halkların bunu kullanır, pratik hale getirmesi için birkaç bin yıllık bir sürecin olması gerektiğini, bu tamgaların mutlaka öncüllerinin olması gerektiğini düşünüyor ve bu araştırmaları yaptığı zaman bu tamgaları Orta Asya'da buluyor. Ve bunların hepsini çözüyor. Ve bakın şimdi uçma arkadaşım o kadar da diyecek birçok insan çıkacaktır. Emin olsunlar ki uçmuyoruz. Ayaklarımız yere basıyor. Mısır hiyerogliflerini de ön Türkçe kullanarak Kazım Mirşan çözdü. Bakın o çözülemeyen bir sürü yazı vardı. Mısır'da dahil olmak üzere nasıl bağlantıları var. Ve burada baktığınız zaman İskandinav mitolojisine bakıyorsun. İskandinav tarihinin kurucusu profesör bilim insanları diyor ki Tanrımız Odin Türk dayanttan geliyordu, Türktü diyor Odin. Şimdi Odin anı olduğunu, oğlunun torun da aslında Enlil olduğunu hatırlatarak bu coğrafyayla, şimdi Enlil'in de Zeus olduğunu ve Zeus'un da dün önünde heykelinin önünde resim çektirdiğimiz burada Nemrut Dağı'nda ne işi olduğunu düşündüğümüz zaman bağlantısı var mıymış, yok muymuş diye dünya ben size küçük. Soruyorum. Dünya çok dünya bayağı küçük. Çok çünkü küçük. Dünya dışılar için çok küçük. Bakıyorsunuz. Dünya çok küçük. Her yerde bunun izlerini görüyorsunuz. Aynı izler dinlerde, mitolojilerde, arkeolojik yapılarda kendini gösteriyor. Yani yüksek teknolojisi, dünya dışı bir temas var. Buna rahmani mi dersin, uzaysal mı bakarsınız, fiziksel miydi, metafizik miydi bilmiyoruz ama. Ama müdahale söz konusu değil mi? Bütün dünyada, tüm tarih boyunca, tüm insanlar aynı figürler, aynı isimler, yani semboller, aynı hikayelerle, aynı şeyleri,
aynı anda nasıl uydurdu? Yani bunlar tesadüf mü yoksa gerçekten bize anlatmaya çalıştıkları, haykırdıkları, bu taşların fısıldadığı milyonlarca sır mı barındırıyor diyoruz ve soruyoruz. Matematiği var, matematiği var mutlaka. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum Hakan sana. Yıllarca burada eşiyle birlikte kazılar yaptı Klaus Schmidt. Ve bir anda sırlarıyla öldü. Neler söyleyeceksin Klaus Schmidt için? Çünkü herhalde açıklamaması gereken şeyleri açıklamaya mı kalktı? Yani yine kendisiyle bizzat görüşmüş. Arkeologlarla da konuştum. Ve son dönemde biliyorsunuz Klaus Schmidt'i burada Alman Arkeoloji Enstitüsü desteğiyle burada çalışmalarını yürütüyordu. Ve orada kendisinin hoşuna gitmeyen bazı şeyler olduğunu söylemiş. Ve onlara biraz dargın bir durumu varmış son dönemde. Ve bu da yaptığı açıklamalarda daha böyle filtrelemeden ne düşünüyorsa olduğu gibi açıklamaya başladığı bir dönem. Olmuş. Son şeylerde. Neler açıklamıştı o dönemde? Çok çarpıcı. İşte biraz önce söylediğim şeyi mesela yine arkadaşlar. Ama bunları tabii ben konuşamıyorum. Hani beni konuşturmayan bir güruh var. İstediğimi söyleyemiyorum ama böyle düşünüyorum. Mesela kendi söylüyor. Buraya tapınak denilmemesi lazım. Yani diyor, herkes tapınak olarak algıladı ama tapınak olarak düşünmek için yeterli veri yok elimizde. Yine kendisi söylüyor. Anunnaki bağlantısından kendisi bahsediyor ki yine 43 numaralı sütuna gideceğiz. 3 tane Anunnaki çantasını biraz sonra göreceğiz. O çantalar burada da. Aynen, çantalar duruyor. Şimdi bu kadar bağ varken Anunnaki ile gökyüzüyle birleştirmeyip ne Miki fareyle mi birleştirelim yani? Yani Türklükle birleştirmeyelip de ne yapalım yani? Papua Yeni Yeniler mi yaptı diyelim? O mu daha mantıklı? Yeter ki Türkler yapmamış olsun. Bakın kusura bakmasınlar da ana akım tarih ele geçirilmiş durumda ve Türklere ait ne varsa hermetik adı altında Yunan'a, çünkü en bu bölgeyle özdeşleşen, karışan yakın kültür hem tarih olarak hem coğrafya olarak, her şeyi Yunan mitolojisine atıp Türklerden almak isteyen bir şey var. Şimdi gidiyoruz, dün işte ne kadar üzüldüğümü belirttim. Heykel var, Zeus. Zeus ne? Yunan mitolojisi. Niye Yunan mitolojisindeki ismini yazıyorsunuz Türkiye'deki heykele de Bay Ülgen diye, Enlil ya diye, Mezopotamya'nın, Türkiye'nin ismini neden yazmıyorsunuz? Soruyorum, tarihçilerimize soruyorum, devletimize, milletimize soruyorum. Neden kendi mitolojimizi bilmiyoruz da Yunan'ın mitolojisini biliyoruz? Burada bakın bu kadar insan var, isterseniz test edelim. Zeus'u biliyor musun diye sorun. 100 kişiden 90 çocuk dahil, çünkü çizgi filmi bile yapıldı. Biliyordur. Bay Ülgen'i sorun bakalım kaç kişi bilecek. İşte bu böyle devam ettiği sürece biz bu işleri çözemeyiz. Ve buradaki kültürümüzün insanı Türk arkeolog gelip bunları kazmazsa hiçbir zaman o Bay Ülgen'e, ondan sonra senin mitolojine, dinine uygun bir şekilde de yorumlanmaz. Hiçbir zaman da Türklükle birleştirmezler. Maalesef ki Türklerin tarihi Mu'ya kadar geri gider. Bunlar 70 bin, 200 bin yıl kadar geri gittiğini ben düşünüyorum, inanıyorum. Veriler bunu bana gösteriyor. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Bu kadar geri giden bir tarih varken ben Zeus'la, Yunan mitolojisiyle, şunla bunla, yani kendi ülkemde bu isimleri görmek istemiyorum. Türkçe yazacaksın, Türk mitolojisi karşılığını koyacaksın. Dersinde de Zeus'u değil, Bay Ülgen'i önce öğreteceksin. Sonra Zeus'u öğret arkadaşım. Çünkü Türklüğümüze sahip çıkacağız. Bakın bunu kim yaptıysa benim hatam bu. Ben vatandaş olarak bunun peşine düşüyorum. Ama bu bilgileri bize kim veriyor? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizlerin bu ilgisi bizleri bu araştırmaları yapmakta çok büyük destek oluyor. Sağ olun, var olun diyorum. Bu arada Tarık Bey geldi mi acaba? Gel Tarık'cığım, ha? Gel. Tarık aramızda. Gelmiş. Arkadaşlar Tarık bu arazinin sahibi. Selam. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Şöyle gel. Sağ olsun. Ya. Çok değerli bir Hakan Hoca ile birazcık şey konuştuk. Burayı konuştuk da. Senin yorumların ne olacak? Burada siz tarım yaparken, daha bu kayalar ortada yokken siz buradaydınız. Babayla beraber çalışıyordunuz değil mi? Aynen öyle. O hikayeyi kısaca bize anlatır mısın? Şimdi buranın üstü bilinçli bir şekilde kapatıldığı için dışarıdan farklı çeşitli toprak getirilmiş. Onun için yani araştırma da tabii yapıldı. Burada, buraya ait olmayan kayalar da var. Yani 7 çeşit toprak falan çıkıyor burada.
yani çok verimli bir toprak. Mesela babam onlar burada özellikle mercimek ekiyorlardı. Mercimek ekerken normal diğer tarlalarımızda 1'e 2 alıyorsa burada 1'e 5, 1'e 10'a kadar yükseliyordu. Hatta bizim köyde şey yapıyorlardı. 10 kilo ya da 20 kilo getirip bize verip o mercimeğiyle takas ediyorduk. Mercimeğiyle takas ediyorduk. Ki bereket o diğer onların mercimeğine geçsin diye. Öyle bir hikayeleri ya de var. Bir de kalite olarak da kalite güzel olarak bir çok sonra bir gün ne oldu? Bir gün burayı sürerken pat diye bir şey oldu. Her şey değişti. Aynen. Arka tarafta tarlayı atla sürüyordu. Tabii o dönemde traktör makine olmadığı için atla sürerken bir tane heykel buluyor. Bereket tanrısı. 50 santim boyunda. İşte eve getiriyor. Hani cinsel organları da olduğu için biraz ayıplanıyor. Diyor ki yani burada bunu mu buldunuz? Başka bir şey yok muydu? Eve getiriyor, samanlığa koyuyor bir iki sene falan. Ondan sonra toprakla olduğu için temiz yıkıyor. Yıkayınca işte diyor ki müzeye götürüyorum. At arabasıyla müzeye götürüyor. Müzeye götürünce heykel biraz yıkandığı için oradaki yetkili arkadaş demiş bu çok basit bir heykel. Yani yeni bulunmuş. Sanki bizi kandırmaya çalışıyorsun. Dedem de ona diyor ki işte tarlada buldum yani öyle bir şey yok. Siz biliyorsunuz. Yani vermeye çalışmış, onlar da almamaya çalışmış. Dedem heykeli müzeye vermeye çalışıyor, müze o, almak istemiyor. Geri getiriyor. Aynen da. Geri getiriyor. Çok basit bir heykel. Dedemin ısrarıyla bırakıyor, müzeye bırakıyor. Ondan sonra Klaus Schmidt, Alman profesör, Neval-İçöre'de çalışıyordu 1990'lı yıllarda. Haber alıyor böyle bir heykelin müzeye geldiğini. Müzede eserleri teslim ederken, kurtarma kasası yapıyor ya Neval-İçöre, eserleri teslim ederken aynı dönem olduğu için heykeller, taşlar birebir aynısı. Hı-hı. Onun üzerine bir araştırma yapıyor ve bakıyor ki işte Neolitik döneme ait bir heykel. Hı-hı. Bizim köye de geliyor, gereken izni alıyorlar. İşte 1994'ten başlıyor kazmaya. Birkaç yeri kazıyordu fakat duvarlar falan çıktı. İstediği sonucu elde edemedi. Dedem yine zamanında şu taşın ucunu görüyordu. Evet, şu taş değil mi? Aynen. Evet. Şu boğa tilki. Boğa olan. Evet. Onun köşesi. Ucu tarlayı sürerken engel olur diye balyozla kırmıştı. Şimdi tabii bilmeden işte Klaus demiş ki, Klaus Schmidt'e demiş ki ben bir taşı ucunu kırdım ama böyle bir kapı gibi girişi. Kocaman yani, bir aynen, kaya. Ne olduğunu bilmiyorum. 95'te 96'da geldiler, biraz kazdılar, baktılar ki boğa, tilki turna çıktı. İlk o bu taş çıktı değil mi? İlk kazı i̇lk yaparken bulunan bu boğa, tilki turna, sonra işte bu yılan kabartmaları çıktı. İlk A yapısı, B, C, D böyle devam ediyor şu anda. Şu an artık burada tam bir tarihin üzerinde siz tarım yapıyormuşsunuz. Aynen. Ama dedene de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Onun fark ettiği o detay. Evet. Dünya mirasına böyle bir şeyi armağan etti. Evet. Neler söyleyeceksin burası için? Yani şimdi burası için çok şey söylemek isterdik. Fakat ben yaklaşık 20 yıldır kazılarda çalışıyorum. Hani Hakan hocamız da biliyor. Bazı şeylere söylemekte sıkıntı yaşıyoruz. Mesela söyleyebildiğin kadarını bizlerle. Yani biz şu anda kazılar devam ediyor. Eylül, Ekim'de tekrar başlayacağız. 2 ay önce Nisan, Mayıs, Haziran gibi bir çalışma yapıldı. Şu anda son dönemlerde burada yerleşik hayata dair odalar çıktı. Yani iki katlı ev dediğimiz domestik yapılar çıktı. Hatta şu sol tarafta bir de arka tarafta da mezarlar çıktı. Yani insanlara yani ait. Yani buraya gidip gelmiyorlar. Burada yaşıyorlar da. Yaşamışlar. Hatta belki o insanlar dışarıdan getirip burada gömülmüş olabilir. Yani onun üzerine çok çalışma yapılıyor. Yani burada yerleşik hayat da var. Mezar yapıları da bulundu. Bir de kapkacak da bulundu. Aynen. Şey diyorlardı değil mi? Burada bir yaşam alanı değil burası. Evet çünkü zaman zaman kullanılan bir tapınak diyorlardı. Sebebi de buydu. Yani etrafta yaşama dair bir kalıntı yok deniliyordu. Hı. Ama bu kazıların aslında eksikliğiyle alakadar. Kazılar genişledikçe şimdi veriler değişiyor, bulgular değişiyor. Ve burada biraz sonra göstereceğiz. Çıkarmadınız değil mi? Orada duruyor daha çanaklar. Aynen. yani gözümüzle göreceğiz. Çok muntazam yapılmış öğütme kapları, işte tokmakları var, böyle çanak kase gibi şeyler var ve bunlardan eminim ki binlercesi burada çıkacaktır. Ve bunlar da şunu gösteriyor ki burada yani buğdayla ilgili işte tahıllarla ilgili çalışma yapılmış. Yani yenilmiş, burası aynı içilmiş. Zamanda bir laboratuvar anladığım kadarıyla yani geliştirme laboratuvarı olarak çok, da kullanılmış olabilir herhalde. Görüş çok fazla dillendiriliyor ama yani hani laboratuvara da ben uygun görmüyorum. Yani alana baktığınız zaman neden laboratuvarı 300 sene arayla farklı açılarla yapıyorsunuz? Şimdi yani. Laboratuvarı yaparsınız, bir tane gelişkin bir teknolojiniz olur.
Ve ona göre etrafta çok fazla buğday görürsünüz, şunu bunu görürsünüz. Ben laboratuvar olup olmadığı konusunda şüpheciyim. Muallakta. Şimdi buradaki yapılan kazılarda çok önemli bir heykel bulunur. Evet. Hakasya Türklerini andırır bir başlık vardı başında. Ve o heykel bulunduktan saatler sonra buradan bir şekilde kayboldu. Evet. Sonrasında neler oldu? Klaus Schmidt nasıl tepki verdi görmüşsündür. Yani o olayı zaten biz yaşadık. Bu C yapısında özellikle o dönemde çalışıyorduk. Bir de bir ekip arka tarafta 30-40 kişi de diğer arka tarafta çalışıyorduk. Burada çalışanlar sadece biliyordu o heykelin. Normalde kazı yaparken çıkmadı. Bulunduğunda Klaus Schmidt büyük bir heyecan yaşadı mı? Yaşamıştı büyük ihtimalle. O normalde çalışma yaparken bulunmadı. Yağmur yağmıştı ve duvarı biraz aşındırınca heykel ortaya çıktı. Normalde duvarın kendiliğinden, kısmı, kendiliğinden çıkmıştı ve istediği şekilde alamıyorlar. Tabii biraz çizim işte plan gerekiyordu, fotoğraf falan çekiyorlardı. Yağmur yağınca da o şekilde bırakıldı. Ertesi sabah geldiğimizde heykel ortada yok. Nereye gitti, nasıl gitti bilmiyoruz. Şu anda 12 yıldır yaklaşık olarak kayıp. Yani o saatler içerisinde yok oldu. Yani burada. Akşam ya da işte o saatlerde yok oldu. Peki Tarık, ondan sonra Klaus Schmidt nasıl bir tepki verdi gittiğini yani görünce? Yani biraz ister istemez güvenlik sayısı biraz arttı. Tabii burada elektrik şey olmadığı için kamera sistemi yoktu. Hmm. Ona da biraz şey yaptılar, önem verdiler. Şu anda öyle bir ama sıkıntı yok. Ama heykel yok, gitti. Heykel gitti. Buradan sürprizlerle dolu bir yer. Her geçen gün başka şeyler çıkıyor öyle mi? Evet, yani sürekli dediğimiz neler gibi. Neler çıkıyor? Yani bir çok küçük bir bulgu mesela bizim için çok büyük. Mesela son dönemlerde kazı yaparken midye kabuklarını gördük. Ve midye kabukları üzerine işlemeler yapmış, kolye olarak takmış. Yani takı olarak kullanmışlar. Midye kabuğu buraya nasıl gelmiştirin cevabını Hakan Yedican verdi. Yaklaşık bir 10 dakika önce sen evet. Yoktun. Çünkü bunun bu tepenin eteklerine kadar deniz olduğunu düşünüyor. Yani, ki haklı. Orada suyun boy boy izleri eksilme var. İzleri var. Ve sen diyorsun ki midye kabuklarından kadın aksesuarları var. Evet, yani zaten hayvan kabartmaları da hani böyle denizde yaşayan, suda yaşayan hayvanlar da var. Flamingo olsun, turnalar olsun, işte diğer hayvanlar olsun. Yani burada resmedilmiş. Bunlar da büyük ihtimalle göre gördüklerini. Burası tek değil. Bunun gibi 40 tane daha yaklaşık çevrede dağılmış şekilde yapı evet. Var. Ve bunların hepsi gömülmüş toprak altında. Aynen. Buralarda da çalışmalar devam ediyor herhalde. Yani şu anda D yapısının üst kısmında çalışma devam ediyor. Bir de arka tarafta da devam edecek. Dediğimiz gibi yani belki daha fazla sayısı olabilir. Hani şu anda tespit edilen 12 tane tepe var. Fakat tespit edilmeyen de var. Daha çok eski mi olur? Mesela Göbeklitepe baktığınızda çok modern yani. O dönemi bakarsanız çok modern. Mesela Karantepe'deki de biraz daha yıpranmış. Bunun daha eskisi de olma ihtimali var. Bir de dediğimiz gibi yani kazının daha %5'i, 10'luk bir kısmı kazılmış. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani ne karşımıza çıkacağını da bilmiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben bir şey istediğim bir şey var mı? Yok şu anda. Buyur Hakan'cığım. Şimdi hep senden bir şey istiyoruz, sana bir şey soruyoruz. Arkeologlara, devletten yardım istiyoruz. Biz Türk halkı olarak bu olayları nasıl destekleyip sizlere yardımcı olabiliriz? Bir de onu soralım. Yani bizler ne yapabiliriz? Bizim elimizden ne geliyor? Yani bu şu anda bakanlık zaten bu işi yürütüyor. Bir de Alman Arkeoloji Enstitüsü. Onların elinde. Hala onlar işin içinde. Onların elinde. Aynen. Bir kazı başkanı Necmi hocamız var. Karantepe'nin. Onlar da bu işin üzerinde olduğu için yani bizim şu anda yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Onlar yapabilecek çok şeyler var aslında. Var diyorsun. Tabii. Ne olmasını isterdin burada? Yani burada baktığımızda daha güzel bir şekilde korumaya yönelik gelecek nesline güzel bir şekilde aktarılabilir. Çünkü bunlar dışarıda olduğu için ister istemez zamanla, yağmurla, suyla temas ediliyor. Bir de bir fanus içine bile alınabilir. Yani farklı bir şekilde bir teknolojiyle kapatılabilir. Çünkü şu an emanet kalıyor diyorsun. Yani burada. Taşlara baktığımızda taşların rengi bile şu anda değişti. Değişti mi? Tabii ister istemez değişiyor. Nereye gitti mesela? Daha mesela mı? Biraz daha biraz kuydu. Güneşte gördüğü zaman beyazlaşmaya çalışıyor. Bazıları çatlamaya çalışıyor. İşte bunlar zamanla ileriki zamanlarda çok sıkıntı olacak. İnşallah. Dikkatleri buraya çekelim. İnşallah. Tarihimizin, arkeolojimizin önemini tüm milletimize duyuralım. Onların da desteğini esirgememesini rica edelim. Burayı bulan Mehmet Tarık Yıldız'ın dedesi ve sonrasında biz bugün burada Hakan Yedican'la
buranın kritiğini yapmaya çalışıyoruz. Hakan, ekleyeceğin başka bir şey var mı sevgili yani kardeşim? Aklıma gelenleri söyledim diye düşünüyorum. Çıkan kazılar, bundan sonraki kazılar çok daha hızlı ve net veriler elde edecektir. Ve neyin ne olduğunu anlamamızda artık çok daha hızlı adımlar atacağımızı heyecan içinde bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.